Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak da çektiğim tüm videolardan haberdar olursunuz. Yine size bugün arkadaşlar bu şekilde modelle karşınızdayım. Modelimiz gördüğünüz gibi 3 tane incinin üzerinde açan çiçekler ve kenarında bir yaprak arasında da kirpikli trabzanlar var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Ben sarı inci tercih ettim arkadaşlar. Siz beyaz inci de kullanabilirsiniz. isteğe bağlı. Rengarek istediğiniz renklerden de yapabilirsiniz. Evet modelimizin şimdi yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ara suyu olarak bu şekilde kirpikli trabzanları tercih ettik. Arasına burada tam 10 tane arkadaşlar kirpikli trabzanımız var. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bir defa da tığımın başını doladım arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battıma girdim. 2, 2 aldım. Bu şekilde trabzanımızı yaptık. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıp trabzan arama bir tane kepik yaptım araya bir zincir bir defa doladım tığ battımın içine girdim arkadaşlar 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım yine araya bir zincir bir defa doladım trabzanımın arasına girdim tığ battımın arasına girdim arkadaşlar buraya yine 5 tane zincir çekiyorum bu şekilde ve trabzanımın arasına kapattım arkadaşlar. Tekrar bir zincir bir defa doladım. Yine arkadaşlar yanındaki boş olan tığ battıya giriyorum. 2 2 olarak aldım. Yanlarında birer tane boş trabzan ortada bir kirpiğimiz var. Bu yuvamız için arkadaşlar alt yapı 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 8. 8. zincirimi çektim. Şimdi oyamızın tülbentimizin ters tarafını çevirdik. Burada yaptığım boş trabzanımın tepesine arasına girmiyorum arkadaşlar. Çünkü bu zincirim tepeden başladığı için aynı olacağını düşünüyorum. Hani bir eğrilik, bir yamukluk olmaması için direkt trabzanımın tepesine sık iğne ile bu zincirimi kapattım. Buraya bu şekilde bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Bir defa doladım. Şimdi buraya yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Yine bir defa doladım. 1 2 2 3. trabzanım. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2 olarak aldım da dördüncü trabzanım yine iki defa doluyorum bu sefer birden başlıyorum 1-2-2-2 Bir, iki, iki, iki olarak aldım 5 tane trabzan yaptım arkadaşlar sonuncuyu da 2 doluyorum İsterseniz 3 de dolayabilirsiniz ama aynı biraz gevşek çekince arkadaşlar 4 seferde almış gibi oluyor Tepesine 4 tane zincir çekiyorum 5 tane zincir çekiyorum 4 de çekebiliriz arkadaşlar ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aldı arkadaşlar. 7 de olabilir. Bu şekilde kapattım. Buraya bir tane yaprak yapmış olduk arkadaşlar. 3 tane de buraya dal yapacağız. 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 2 olarak aldım. Bu şekilde bir tane trabzan yaptık arkadaşlar ve tepesine yine 5 tane zincir çekiyorum. 4 ve 5. 5 zincirimi bu yaptığım trabzanımın arasına kapattım bu şekilde. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 6.yi de ana yuvada yaptım. Evet arkadaşlar, dalımızın bir tanesi hazır. Aynısından yanına 2 tane daha dal yapacağız çiçeklerimiz için arkadaşlar. Yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 defa doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar. Yine bir dal yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım 5 zincirimi yaptığım bu trabzanımın arasına yine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 6. yuva yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde ikinci dalımız da hazır. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Aynı yuvanın içine 1, 2, 2, 2 alarak yine bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çiçeğimiz için bu 5 zincirler yuva olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı ana yuvada arkadaşlar. Bu şekilde dallarımız da hazır arkadaşlar. Hemen burada yaptığım en son trabzanıma da bir tane sık iğne yaptım. Trabzan seviyesine indi. Bir zincir bir defa tığın başını dola. Yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Yine 5 tane arkadaşlar kirpik yapıyorum zincirle. Bir zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Yine arkadaşlar aynı şekilde burada olduğu gibi 10 tane kirpikli trabzanlar yapacağız ara suyu olarak. Buraya 5 zincirimi kirpik olarak kapattım. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2, 2 alarak girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde 10 tane verdikten sonra tekrar bu yuvayı yapıyoruz. Sonra yapıyoruz. <laughs> sonra arkadaşlar bu incili çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu yapmış olduğumuz ilk dalın bu 5 zincirli yuvasından giriyoruz sık iğne ile. Bu şekilde arkadaşlar buraya ipimizi monte ettik. Bir tane ince alıyoruz. Sıkı sıkı kapatıyoruz arkadaşlar. Açılma olmasın fazla. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi hemen incimin yanına kapattım. Buradaki ipin arasına girdim yani arkadaşlar, kapatmış oldu. 2 zincir. Yine bakın arkadaşlar şu şekilde. Buradaki incimin dibinden ipin arasından giriyorum. 2 zincir 3. kirpi 2 zincir 4. kirpim 1 2 zincir Bu şekilde sayıyorum ki arkadaşlar tüm çiçeklerim eşit kirpikte olsun daha muntazam dursun. 2 zincir 6. 2 zincir 7. Sıkı sıkı yaptığımız halde bakın arkadaşlar yaptıkça açın oluyor. Gayet sıkı yapın ki zaten bol yapınca daha bir bollaşacak. O yüzden sıkı yapmaya gayret edin. 8 tane kirpiği bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu yeşil yuvanın bu 5 zincirli yuvanın içinde arkadaşlar kapatıyorum. Bu şekilde bakın döndü çiçeğim. Şimdi araya da 3 tane zincir çekip diğer dalımın bu 5 zincirli arkadaşlar Yuvasının içine geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane de arkadaşlar ince alıyoruz. İncimizi buraya sıkı sıkı kapatıyoruz. Hiç zincir çekmeden direkt sık iğnenin tepesine arkadaşlar zincirimiz kapattım. 1 2 3 zincir. Bu kapattığım ilmekten girip zincirimi kapattım. Bu birinci. İki zincir, bu ikinci, iki zincir, bu üçüncü, iki zincir, bu dördüncü, iki zincir, beşinci, iki zincir, altıncı, iki zincir, yedinci, iki zincir, bu da sekizinci. Evet arkadaşlar tüm incilerimin kenarına 8 tane ikişer zincirle kirpik yapıyorum. Sonra onları yeşil yuvaya kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Diğer bu 5 zincirle yuvaya kapattım. Evet arkadaşlar iki tanesini yaptık. Şimdi sonuncusu için yine bir tane ince alıyorum. Sıkı sıkı kapattım buraya. 3 zincir ve zincirimi Buradaki ipin kenarına kapattım. 2 zincir 1 2 zincir 3 4 5 6 7 1 2 Ankara için arkadaşlar ezan okundu. 8 tane arkadaşlar kirpiğimi buraya yapınca hemen bu şekilde kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve ipimi kopardım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Ezan-ı Muhammedi de okundu arkadaşlar. İplerimi yakayım hem de ezan bitsin. Evet arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Sarı ile mavi de arkadaşlar sarı inci de mavi çok güzel açtı. Dediğim gibi beyaz inci de yapabilirsiniz. Çok hoş oldu arkadaşlar. Çok zarif bir model oldu. Yine yeniden tabi model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.